Feris seni geri gönderdi değil mi? Ya oy kullanmak için niye bana sihir ehliyeti alma zorunluluğu olduğunu söylemedin? Sihir kullanma ehliyeti zorunluluğu mu? Daha önce böyle bir şey yoktu ki. Sadece elektrikli süpürge kullanma şartı vardı. Ya inanmıyorum ya. Ayol Ferit'in koyduğu bir kural da benim bir gün işime yarasın. Daha önce 4 tane şifreyi çözmedin mi? Geriye 1 tane kaldı. Onu da çözüver gitsin. İyi de benim bunun için önce Rüya'ya düzgün sihir öğretmem gerekiyor. Ondan sonra da sihirli şifre tahtasını bulmam gerekiyor. O zaman ne duruyorsun? Doğru okula. Eyvah Melda hala, insan göndereceği yere bakar. Merhaba. Merhaba. Kusura bakma, ben seni fark etmedim sınıfa girerken. Ya biliyorum. Yani resmen yüzüme bile bakmadın. Görmezden geldin beni. Resmen üstüme alındım. Bilirim. Siz kızların en takıntılı olduğu şeydir bu. Ne? Bu erkek niye yüzüme bakmadı? Niye kafasını çevirdi? Yoksa ben güzel değil miyim? Erkekler beni beğenmiyor mu? Zamanla aşarsın. Ya sen ne kadar küstah bir şeysin öyle. Şimdi böyle dersin. Yıllar sonra teşekkür edersin. Enayiline doyma işte Selim. Eğer ben senin kız arkadaşın olsaydım şu anda gelmiştim, çiçeği vermiştin. Ve de Fransa'dan sipariş ettiğimiz her biri 150 avro olan pembe jacuzzi'li evimizde yaşlanma hayalleri kurarak el ele içeri girecektik. Ve de sen de artık burada donarak böyle bekliyor olmayacaktın. Evet. Tuğçe, ben halimden gayet memnunum. Ayrıca da hava gayet iyi. Bırak üşümeyi, neredeyse terliyorum. İnanmıyorum ya, şu Mart ayında havanın haline bak. Şu anda kar yağıyor olacaktı da sen de burada yaptığın hatayı düşünüyor olacaktın. Ya bu global ısınma mahvetti resmen beni. Resmen mutluluğumu engelliyor. Ya evet yani. Bir de derler ki Mart kapıdan baktır, halka börek yaptırır. Bir börek yiyemedik bu Mart. Bu resmi sen mi yaptın? Hı hı. Tek başına. Hı hı. Hayret. Yani senin kadar küstah birinden beklenmeyecek kadar güzel olmuş. O zaman küstah diyerek ne kadar ayıp etmiş olduğunu anlamışsındır. Ya sen konuşurken benim yüzüme baksana. Endişelenmene gerek yok. Güzel olmadığın için bakmıyor değilim. Hatta güzel bile sayılırsın. Güzel? Sayılırım. Sayılırım yani. Seni buraya beni sinir etmek için mi gönderdiler? Ay. Çok çok pardon. Ya of, bıktım ya. Of. Niye bu kız sürekli bana çarpıp duruyor ya? Çok güzelsin. Nazar değiyor. O da haklı tabii. Çarp Rüyacığım, çarp. Senin çarptığın yerde güller açar. Ay göz var üstümde. Bu bir tek Selim'in gözü yok üstümde. Of ya, of çıldıracağım. Günaydın Selim. Günaydın Rüya. Ayşegül'ü gördün mü? Aa, yoo. Ya nerede bu kız? Zaten dün geceden kızgınım ona. Hurşit diye bela bir kuzen çıktı, korkudan çıktığımızı bile söyleyemiyor. Ben Ayşegül daha cesur sanırdım. Bak aklıma geldi, şimdi yine kızdım. Burada beklemediğimi görsün de ona bozulduğumu anlasın. Ben içeri giriyorum, sonra görüşürüz. Hey, sana bir şey söyledim, duymuyor musun? Senden bir şey rica etsem. Neymiş? Benim için şu resimlerle ilgili fikrini söyleyebilir misin? Bana fikrimi mi soruyorsun? Evet. İyi de ben resimden anlamam ki. Fark ettim. Nasıl fark ediyor musun? Çünkü resmi ters tutuyorsun. Aa Selim. Yok yok, rahatsız olmayın. Siz gülüşmeye devam edin. Aa, Selim dursana, bekle. Selim. Ben de niye bu kız hep bana çarpıyor diyorum. Tabii o da doğru. Bu okulun en çekici kızı benim. Nazar var üstümde. Bana çarpmasın da kime çarpsın? Bana da çok çarpıyor.
Uydurma bir kere. Sana çarptığı falan yok. Sen yanımda duruyorsun. Bana çarpmaya çalışırken arada biri de sana değiyor işte. Sen yokken de çarptı bana ama. Sen atlıyorsundur önüne. Bana daha çok çarpıyor. Ama ben revire gittim, revire. En sert bana çarptı. Beni revire gönderdi, revire. Sen hiç revire gittin mi? Yoo, bir iki sıyrıkla atlattın hep. Demek ki bende daha çok göz var. Ama ben şimdi senin o gözlerini burada Selim, böyle... Selim, ne haber? Ne oldu canım? Kim sıktı seni? Söyle hemen, paramla rezil edeyim onu. Yok bir şey Tuğçe. Yok yok, var bir şey. Ayşegül sinirlendirdi değil mi? Tuğçe, gider misin başımdan? Yok. Otur. Şimdi gül. İlahi Tuğçe. İlahi ben. Ay. Selim. Sırf bana inat olsun diye gidip o Tuğçe ile konuşuyor ama görür o. Ne güzel resimmiş böyle. Aa, bu daha da güzel ya. Ay, bunların hepsi birbirinden güzel. Vallahi tebrik ediyorum seni. Sen hayatımda gördüğüm en iyi ressamsın. Vallahi bravo. Selim. Rüya, lütfen söyler misin şunu, hangimize daha çok çarptığını? Ona da söyler misin hangimize daha sert çarptın? Selim. Nereye kayboldun sen? Ne güzel, anlamsız anlamsız gelişiyorduk. Tuğçe, ne muhteşem gömlek bu böyle. Kumaşı ne kadar ince ve kaliteli. Kaç avroya aldın Tuğçe? 85. İnanmıyorum, ne kadar da pahalıymış. Ay, iltifat ediyorsun Selim. Tuğçe, saçların ne kadar bakımlı ve canlı gözüküyor. Kaç avroluk şampuan kullanıyorsun? 110. Yanında da tam 45 avroluk saç kremi. Bir servet harcadığına değmiş. Yürürken de ahenkle dans ediyorlar değil mi? Evet. Ay. Ay. Ayşegül, biraz konuşabilir miyiz? Selim'cim, ayakta kalma. Gel benimle otur istersen. Ya ben nereye oturacağım? Bana ne? Şunu çekmesene. Bak ya, yeter. Merhaba, oturabilir miyim? Tabii. Sen çocuk yapmış mısın? Ama ben sırf erkek arkadaşımı kıskandırmak için yanımda oturan bir kızın yanında oturamam. Yaptın mı bir dakika? Bıçak Çocuklar, bu sınıfta yabancı bir madde mi var? Bana mı öyle geliyor? Var Toygar abi. Hop, şşt! Alo! Kardeş, duymadın galiba. Toygar abi sana alo dedi. Ve bu sınıfta birine Toygar abi alo dedi mi? O biri ayağa kalkar, önünü ilikler ve efendim Toygar abi der. Değil mi Toygar abi? Her şeyin bir ilki vardır. Bana bak, boyacı, ben öyle ukalalığa gelemem. Tilt olurum, tilt, anlıyor musun? Tilt! Zamanla aşarsın. Merhaba çocuklar. Oo, bakıyorum da yeni arkadaşınızla hemen kaynaşmışsınız. Çocuklar, sizi yeni sınıf arkadaşınız Cem'le tanıştırayım. Evladım, bu arkadaşınıza iyi bakın. Çünkü bu arkadaşınız... İleride Türkiye'nin en önemli ressamlarından biri olacak. Şimdiye kadar tam 4 tane sergi açmış. 5. de inşallah bu okulda açması nasip olur. Neyse, Toygar, hadi yavrum geçsene, yerine ders başlıyor. Hadi evladım, hadi yavrum. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz kimya. Ya Ceren, gördün değil mi Selim bugün bana nasıl tavır yaptı? Ay, haklı çocuk Ayşegül. Kuzenin Urşit erkek arkadaşın olduğunu söylemeyince çok bozuldu çocuk. Söyleyemem Ceren.
Sonra Hurşit abinin siniri yerinden oynayacak. Tutacak yakasından, koyacak kafayı, sonra karakolluk olacak. Ay var ya, ben bu senin Hurşit abin kadar manyağını görmedim ha. Ay Allah kolaylık versin. Sorma. Neyse ki 10 yılda bir geliyor. Yoksa yanmıştım. Umarım en yakın zamanda da gider. Neredesin sen? Hurşit abi? Okulu aradım. 45 dakika önce dersim bitmiş. Evden okul servisle 15 dakika. Yarım saat nerede oyalandın söyle bakalım. Biz Ceren'le yürüyerek gelelim dedik. Öyle. Bu kıyafetlerle mi yürüdünüz? Çabuk içeri girin. Ben hiç girmeyeyim, buradan direkt eve giderim. Hayır efendim, gidemezsin. Ayşegül sana bir pantolon verecek, ondan sonra gidersin. Şişt, hop. Ne bakıyorsun? Bak hala bakıyorsun. Sen benim kuzenimle arkadaşına bakmaya utanmıyor musun? Abi. Bekle oğlum, geliyorum. Bittin oğlum sen, bittin. Bekle bekle, dur orada. Gel buraya. Gel. Yok, benim hemen Rüya'yı bulmam lazım. Benim de Hurşit abin gelmeden kaçmam lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.